Yapımıza sinirlenmiş. Her gün sizce geç kalıyor mu yani? Çok saçma. Nasıl? Ne demek vazgeçmiş ya? Ya olur mu öyle şey? Son gün ben gelemiyorum. Tamam tamam, ben bulacağım bir sonucu, tamam. Tamam sen konuş onunla, dön bana. Tamam. Bittik biz ya, vallahi bittik. Ne oldu ya? Ya son anda ne demek ben gelemiyorum? Olur mu öyle şey ya? Ne? Tamam ne oldu, dur ya, telaşlanma, otur bir buluruz çaresini. Ne işi bu? Ya, kimsesiz çocuklar yararına bir etkinlikte gönüllüyüm ben. Üniversitenin işi mi? Yok değil. Kendin sosyal olduğu tek alan. Anladım, evet. Kaç gündür bu proje için çalışıyor, okula bile gitmiyor. O derece. Ya, yarın çok önemli bir etkinlik var. Çocuklar için yurt yaptırılacak. Biz de sunması için bir manken, bir Neslihan... Neslihan. Neslihan bilmem ne, o kızla anlaştık. O da son anda vazgeçti. Sunucusuz kaldık. Evet ya. Ne oldu? Tata, yeni sunucun karşında. Nasıl? Renk duygu. Bizim projede. Sunar mısın gerçekten? Niye sunmayayım? Tabii ki sunarım. Sen bana hemen at şeyi, sunum dosyasını. Projede Sibel'e at. Aa, ama olmaz. Bizim çok gıcık bir yardımcı yönetmenimiz var. Programı ayarlayamaz. O iş bende. Gerekirse dublörün olurum. Yarın reposun. Meleksin sen ya. Tam bir meleksin. Yan Zeynep'i ben yaptım. Tamam. Ben şimdi her şeyi ayarlayacağım. Sen hiç merak etme. Bir tanesin sen. Bir tane. Ben gideyim de sunum metnini ezberleyeyim o zaman. Tamam hadi. Yok. Çay iç. Yok ben kalkayım sen. Ben giderim. Siz hiç rahatsız olmayın. Kalkmayın yerinize. Dublörlü melek. Meleksin sen. Bu saatte ne böyle tıkır tıkır? Albayım, yani benim Amerika'da bir işim, bir hayatım var değil mi? Gecenin bir köründe iş mi olur? Yalnız orada günaydın. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Ama gene de sen gecikme, erken yat, tamam mı? Kahvaltı saatini senin yüzünden bir saat ileri attım. Ya albayım, yani benim kahvaltı sevmeme olasılığımı tartışamaz mıyız? Evladım, bunu bir polemik konusu olsun diye söylemiyorum. Sadece yaptığım fedakarlığın böyle takdir görmesi için küçük bir hatırlatma. Anlaşıldı albayım. Emredersiniz. Hadi bakalım, iyi geceler. İyi geceler. Rengim, kuzum çok yoruldun, azıcık dinlensen. Yo yo, iyiyim Kiraz. Sabah Üzeyir'i hatırlat da bu etkinlikteki çocuklar için hediye alsın. Ama kızlar için ayrı, erkekler için ayrı. Rengim, öyle hediyeli oyuncakla falan olmaz şimdi. O çocuklar için zaten bir sürü şey gelecek oraya. Ama çocukların anası yok. Biz kek yapalım, börek, poğaça yapalım da kursaklarından evde yapılmış bir şey geçsin. Ah Kiraz, ah. Böyle sabahları beni saçma sapan uyandırmalarına, efendim her şeyime dırdır etmelerine, işte bu yüzden kızamıyorum. O kadar güzel bir kalbim var ki, iyi ki varsın. Şey, nasıl yani, şimdi götürüyoruz değil mi? Götürelim tamam da sen zaten bugün ev yerleştirirken çok yoruldun. Ama ne olacak, o çocukların bir gülümsemesi, bir kahkahası benim bütün yorgunluğumu alır. Ben onlara erken kalkayım, bir de su böreği açayım. Çocukların hoşuna gider. Tamam aç. Aç da yorma kendini. Nasıl biliyorsan öyle yap. Aman bunlar tatlı yorgunluklar be rengim. Ya Yiğit'ciğim tamam bırak ya, sabah hallederiz. Yok 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 hayatım, ben 5 dakikaya temizliyorum şimdi buraları. Ya Yiğit bak, gözlerinden uyku akıyor. Hem yat saatine gelmişsen hatırlatayım. Ya tamam hayatım, sen git yat. Ben 5 dakikaya geliyorum. Allah Allah.
Yatsın. Sedef. Çok yorgunum, bekleyemedim. Uyuyorum, iyi geceler. Haklı kız, ben kaşındım. Vallahi kaşındım. Ya karavan ya koltuk. Kaşındım. Vallahi billahi ben kaşındım. Haklı kız.